Ocak, Şubat ve Mart aylarında çok ciddi şekilde meyve bağlar ve aromayı oluşturur. Antioksidan bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bir güçlü antioksidandır. Az sonra konuşacağım onunla çünkü. Burası Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü. Enstitü olarak ana görevlerimizden bir tanesi bildiğiniz gibi turunçgiller konusunda çalışmaktır. Bu turunçgil türleri içerisinde kamkat daha önemli bir türdür. Kamkatın iki tane önemli özelliği var. Bir tanesi kabuğuyla yenilen bir turunçgil türü olması. İkincisi ise süs bitkisi olarak da kullanılıyor olması. Bu iki özelliğinden dolayı diğer turunçgil türlerinden ayrılmaktadır. Gördüğünüz gibi meyvesi küçük. Kabuğuyla birlikte yeniyor. Hepimizin bildiği gibi turunçgilin kabuğu oldukça faydalı. Çünkü vitamin, antioksidan değerlere bakımından çok yüksek değerlere sahip kabuğu. Diğer bir ikinci özelliği ise bunu saksıya aldığımızda çok güzel istediğimiz gibi taşlandırabildiğimiz süs bitkisi oluyor. Yeşil ve turuncun birleştiği. Bu özelliklerinden dolayı ıslah programı oluşturduk. Kamkat'ta ıslah programı. Bu ıslahta 3 tane hedefimiz vardı. Bir tanesi yeme kalitesi yönünden üstün özelliklere sahip çeşit geliştirmek. İkincisi reçel. Kamkat reçeli yapılmasına uygun çeşit geliştirmesi. Üçüncüsü ve bizim için en önemlisi olan süs bitkisi açısından kompakt yapılı, meyvesini uzun süre dalda duran, kendine has rengi veya aroması olan çeşitleri geliştirmekti. Bu amaçla ıslah programlarımızı başlattık. İki tane çeşit adayımızı da Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptık. Şu an tescil aşaması devam etmektedir. Kamkat göreceli olarak diğer turunçgil türlerine göre soğuğa toleranttır. Tabii ki bir sert çekirdekliler gibi değil ama diğer turunçgil türlerine göre baktığımız zaman toleranttır. Hatta bu soğukları olduğu zaman kamkatın meyvesi daha da güzel aroma, renk ve tat almaktadır. Kamkat ıslahı konusunda çok bir ülke çalışmıyor. Çalışan ender ülkelerden biriyiz. Bundan dolayı da yurt dışından da geliştirmiş olduğumuz çeşit adaylarımızı gelip burada yerinde gördüler. Onunla ilgili olarak da sözlü olarak taleplerini bildirdiler. Tescilini almadığımız için onların taleplerine cevap veremedik. Tescilini aldığımız an onların da taleplerine cevap vereceğiz. Biliyorsunuz süs bitkileri konusunda en önemli ülke İtalya'dır. Hem yetiştiricilik açısından, hem bu işin ticareti açısından, hem bu işi bilimsel yapması açısından. Özellikle İtalyanların bu bizdeki çeşit adaylarını istemiş olması bizim için çok önemlidir. Şimdi kamkatın eğer yetiştiriciliği siz yapıyor, hasadında siz yapıyorsanız ailelere özellikle mutfak masraflarını karşılaması açısından,
düzenli olarak 3-4 ay para getirmesi açısından çok önemli bir katkı sağlar. Bizi enstitü olarak ise geliştirmiş olduğumuz bir çeşidi İtalya gibi İtalyan firmalarına vermiş olmak bize royalty hakkı kazandırır. O da enstitümüzün isminin duyulması, marka değerimizin yükselmesi, ülkenin marka değerinin yükselmesi, ülkenin bilimsel indekste yukarılara çıkması açısından önem arz etmekte. Özellikle C vitamini içeriği çok yüksek olan kamkat bitkisi sağlık açısından çok önemlidir. Çok da faydalıdır. Sonbahar aylarında meyve vermeye başlayan kamkat bitkisi Ocak, Şubat, Mart aylarında tam olgunlaşma sağlar. Böylelikle tüketime hazır hale gelmiş olur. Kolesterol açısından yüksek kolesterolü dengelemede, diyabet hastalığını engellemede, güçlü antioksidan olması özelliğiyle son derece halkımız tarafından tercih edilebilirliği yüksek bir bitki haline gelmiştir. Kamkatı süs bitkisi yetiştiriciliği olarak kullanabiliyoruz. İlaç sektöründe, sanayide kullanılabiliyor. İlaç sektöründe kullanılabiliyor. Bununla birlikte evlerimizde turşu yapımında, reçel yapımında kullanılıyor. Saksıda evlerimizde süs bitkisi olarak kullandığımızda, saksı olarak süs amaçlı kullanıldığında 1-3 kilogram arasında ürün verebiliyor. Ağaç olarak yetiştirildiğinde ise 15-20 kilograma kadar senede verim alabiliyoruz.